Hepinize merhaba sevgili dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere YouTube'da kanal logonuzu nasıl yapabilirsiniz profesyonel şekilde onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle tamamen ücretsiz olacak. Yani 1000 liralık, 2000 liralık logoları bu videoda tamamen ücretsiz şekilde yapacağız. Kullanacağımız yapay zekanın adı arkadaşlar Leonardo AI. Ama bunu düz şekilde kullanmayacağız. Bunu chat GPT ile destekler şekilde kullanacağız. Bu şekilde daha efektif ve daha güzel sonuçlar ortaya çıkacak. O halde hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar ilk kullanmamız gereken şey chat GPT. Çünkü chat GPT'ye gelip Leonardo'yu AI'yı tanıtacağız. Burada arkadaşlar Leonardo'yu tanıtmamızın sebebi bize daha efektif daha güzel sonuçlar çıkartmasıdır. Gördüğünüz gibi ben burada text dosyalarını hazırladım. Ben bunları sizlere açıklama kısmında göstereceğim, vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Direkt sadece kopyala yapıştır yapacaksınız. Birinci adım arkadaşlar. Bunu alıyoruz, kopyalıyoruz. Sonra gelip yapıştırıyoruz. Ve bitmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bize böyle şeyler yazıyor. Burada biz Leonardo Leonardo'yu tanıtıyoruz ve burada tanıdığına dair şeyleri yazıyor arkadaşlar. Yazıları yazıyor. Bunlar yabancı çok da anlamıyorum. Sadece siz kopyalayın, yapıştırın yeterli. Ben sizin için aldım arkadaşlar bu yazıları, uğraştım, buldum. Evet arkadaşlar, şimdi yaptıktan sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımı da kopyalıyoruz ve yapıştır diyoruz. Burada işte daha detaylı bir şekilde yine açıklamanın üstüne Evet anladım diyor. Şimdi üçüncü açık üçüncüye geliyoruz arkadaşlar. Üçüncüye geldikten sonra burada bir duruyoruz. Burada arkadaşlar logosunu gördüğünüz gibi logo oluşturmak istediğini belirt ve logo da olmasını istediğin şeyleri yaz kısmını siliyoruz. Bir boşluk bırakıp çeviriye geliyoruz. Şimdi buraya İngilizce yazacağız arkadaşlar. Ne yazalım? Örneğin bizim FIFA 23 kanalı açmıştık demiştik işte gamer futbol ne olsun futbol futbol topu ve futbol sahası içeren bir logo yap yap bunu kopyalıyoruz ikisinin arasına yapıştırıyoruz enterlıyoruz ve bize 5 tane fikir sunacak. Bu fikirleri arkadaşlar çeviriden bakıp güzellerini alabilirsiniz. Ben örnek olması için sadece şu ilkini alacağım. Şu virgüle kadar alıyorsunuz arkadaşlar. Şu kalan Picasso işte Salvador değil. Şunları almıyorsunuz arkadaşlar. Sadece virgüle kadar kısmı alıyorsunuz. Sonra Leonardo'ya geliyoruz. Bundan sonra işimiz Leonardo'da. Yeni bir ücretsiz hesap oluşturuyoruz. Ücretsiz hesap oluşturmak çok kolay. Gördüğünüz gibi şurada create account yazıyor. Buna bir kere basıyoruz arkadaşlar. Buradan yukarıdaki şey yes'e basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bize bir Google, Apple şey veya Microsoft hesabı direkt email ile girebilirsiniz. Ben Google'la giriş yapacağım. Hemen giriyorum. Evet arkadaşlar ben Google'la girişimi yaptım. Google hesaplarını göstermemek için orada seçerken buraya atladım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada 150 tane jetonumuz var. Evet ücretsiz dedik. Ama biz logo oluşturdukça resim yaptıkça buradaki arkadaşlar jetonumuz düşüyor ama sakın korkmayın her bir buçuk saate bir veya 2 saate bir geri sıfırlanıyor yenileniyor zaten arkadaşlar gö göstereceğim çok aşırı hızlı gitmiyor yani bir logoya 151 bir birim vermiyorsunuz O nedenle arkadaşlar yani 2 saate bir de bunu bitirmeniz bence mümkün değil. Çünkü zaten ilk sonuçta ikinci sonuçta mükemmel şeyler veriyor hemen o zaman, Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yapılan resimleri gösteriyor. Biz soldan arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada Image Generator var. Buna basıyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şurada kopyaladığımız şeyi yukarıya yapıştırıyoruz. Tamamını seçelim ilk önce. Heh. Buraya yapıştırdıktan sonra arkadaşlar burada Generate kısmına basmamız lazım. Ama burada gördüğünüz gibi özellikler var. Bu özelliklere göre mesela şu an 20 token kullanacakmış. Yani %50'nin 20'sini kullanacakmış. %30 kalacak. 130 kalacak. Burada mesela image number diyor. Yani kaç tane resim çıksın diyor. 2 tane çıkmasını isterseniz gördüğünüz gibi token sayısı düştü. 4 tane çıkmasını isterseniz gördüğünüz gibi 23 yükseldi. Bence yani 2'de 16, 4'te 20, 20 kullanmanız kesinlikle tavsiye ederim. Hatta 8'de de 32 taneymiş. Direkt biz 8 yapalım bence. Tek de güzel şey olsun. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten burada farklı farklı özellikler var. Biz logo yapacağımız için 512'ye 512 olacak. Birebir yani formatta. Buraları okuyup kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben uzatmamak adına incelemet diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen seçtiğimiz gibi 8 tane görselimiz hazırlanıyor. Burası birazcık sürebilir. 1-2 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Çünkü cidden 10 numara şeyler çıkartıyor. Yani bir dakika içerisinde profesyonel şekilde yapılan logolara taş çıkartacak derecede güzellikte logolar yapıyor. Bu yapay zekadan cidden korkuyorum. Çünkü nereye gittiği belli olmuyor. Fotolar şimdi gelince göreceksiniz. Ben denediğim zaman yani inanılmaz sonuçlar aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar logolarımız geldi. Bu logoyu abartmıyorum. Bak şu logoları şu mesela şu logoyu arkadaşlar gidin şeyde bir grafik tasarımcı arkadaşınız varsa sorun. Deyin ki abi de bu yapay zeka ile yapılmamış biri yaptı de. Ne kadar der? Ne kadar olduğunu bir sorun. Diyecektir ki en az bu logo 1000 TL. Şu logonun güzelliğine bakar mısın? Mesela bu logoyu al at kanalına arkadaşlar ve bu sadece sizde. Yani bu internette hiçbir kimse de yok. Dünyada hiç kimse de olmayacak. O nedenle sizde özel olacak. Mesela şu logo muhteşem gözüküyor. İndirmek için de arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada logonun üstüne gelip doğulan image diyor. Bu şekilde indirebiliyorsunuz. Biz hangisini seçelim? Bu videoyu da fazla uzatmamak adına. Bir daha isterseniz bir daha generate kısmına basarsanız yeni logolar çıkar. Generate kısmına bastığınız zaman eskiler gitmiyor. Eskiler aşağıda kalıyor. Haberiniz olsun yani. Bunlar gider diye ona basmadan korkmayın. Zaten gördüğünüz arkadaşlar 8 tane şeye çok az token alıyor. Yani dediğim gibi bu parayı 2 saat içerisinde, 1.5 buçuk saat içerisinde bitirmeniz çok zor. Çünkü zaten ilk denemede gördüğünüz gibi sonuçlar mükemmel. Ben bu arada buna bayıldım. Bu olabilir bu kanala. Şunları da bir gelsin. Şunlar da bir gelsin. Onları da bakalım sonra logomuzu seçelim arkadaşlar kanalımıza logomuzu yapalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu videoda sizlere logoyu nasıl yapılır? En kolay şekilde, profesyonel şekilde logolar nasıl yapılır? Onu gösterdim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Şimdi bak şu logo da güzelmiş. Bu logo cidden hoşmuş. Bunu indireyim. Sizin en beğendiğiniz logo içerisinden hangisi onu söyleyin arkadaşlar. Ben bunu beğendim abi. Ben bunu direkt kanalımıza ayarlar. Pardon. Hep ayarlar kısmına gidiyor ya. Elim. Özelleştirme. Arkalama. Şuradan logo. Hafif küçültsek mi? Ya da yok ya böyle bu şekilde iyi. Logoya bakar mısınız? Birazcık sanki küçültsek güzel olurmuş be. Böyle hafif küçültelim de. Tam oturtalım. Yani yuvarlak yapalım şu kenarları çıkmasın. Bir de öyle bir deneyelim yani. Heh, şu kenardaki beyazlıklara takılmayın arkadaşlar. Onu şey yaparız yani. Onu düzeltirsiniz. Ben şimdi uğraşmak istemiyorum. Bu logo muhteşem oldu. Yayınladım. Logo cidden harika oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar logo mükemmel oldu. Ben sizlere sitenin linklerini arkadaşlar aşağı açıklama kısmında vereceğim. Siz aşağı açıklama kısmından direkt gidebilirsiniz. ChatGPT nasıl üye olacağınızı arkadaşlar göstermedim ama ChatGPT de yine aynı şekilde Gmail hesabınızda üye oluyorsunuz. Orada bir telefon numarası falan istiyor. Orası kolay. Onu o basit işlem. Ben zaten direkt linkini vereceğim. Siz direkt girersiniz aşağıda verdiğim kodları da vermiş olacağım arkadaşlar. O halde videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.